Merhabalar, herkese yeniden yeni bir video, yeni bir tarif ile merhaba diyorum. Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim, değerli abonelerim. Bugün ekranda görmüş olduğunuz gibi sizlere muhteşem, çok güzel bir kurabiye tarifi ile geldim. Sizlere kurabiye tarifi hazırladım arkadaşlar. Muhteşem. Gerçekten tek kelime harika. Umarım sizler de tarifimi beğenir, sizler de uygularsınız ve uygulamanızı öneririm değerli abonelerim. Evet arkadaşlar, bakın ne kadar güzel. Gerçeğini aratmayan, yiyen zaten herkes hazır aldığımı zannetti. Hazır aldığımı düşündüler ama gerçekten harika, muhteşem tek kelime. Evet arkadaşlar, şimdi kurabiyemizin yapım aşamasına başlayalım. Hamurumuzu yoğuracağımız kabımıza unumuzu, yumurtamızı ilave ediyorum arkadaşlar. Bütün malzemelerimi sırasıyla ilave edeceğim. Burada bir su bardağı 200 milimlik nişastam var. Bir su bardağı yine 200 milimlik arkadaşlar pudra şekerim var. Arkadaşlar orada 2 paket vanilya. Şaşırmışım, 2 tane vanilyayı açmışım. Ben tarifimde sadece 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu kullandım. Evet arkadaşlar, bakın şimdi kabartma tozumuzu ilave edelim ve vanilyamızı ilave ettik. Malzemelerimiz hem çok az, az malzeme çok lezzet diyelim. Her zaman da sizlere söz verdiğim gibi ekonomik tarifler paylaşmaya elimde geldiğince çalışacağım arkadaşlar. Malzemelerimiz her zaman belirtmiş olduğum gibi, her zaman söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, hepimizin evinde, mutfağında bulunan malzemeler. O yüzden çok teferruatlı böyle maddi manevi tarifler paylaşmıyorum arkadaşlar, sizlerin de gördüğü gibi. Ve bu arada kanalımla daha doğrusu ilk bu video ile tanışan, ilk bu video ile karşılaşan arkadaşlara sesleniyorum. Daha aşağılara indiğinizde arkadaşlar çok güzel tariflerimin daha olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten kanalımda muhteşem tarifler paylaşmışım. Sizler de baktığınızda illa kendinize göre bir tarifle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Emin olun hepsi arkadaşlar birebir tarifler. Kesinlikle benim tariflerimde malzeme olarak çıkarmayın, malzeme olarak ilave etmeyin arkadaşlar. Aynı şekilde aynı malzemeleri kullandığınız sürece sadece arkadaşlar sizlere burada bir bilgi vereceğim arkadaşlar, un ve yumurta her zaman olduğu gibi tariflerde biraz değişim gösterebiliyor. Ya az kullanılıyor ya da çok kullanılıyor. Biraz daha fazla kullanılıyor. Bu yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, unun farklılığı, bunlar biraz değişim gösterebilir. Onu da ayarlarsanız tahmin ederek zaten edersiniz de, haliyle yemek yapan herkes orasını anlar. O yüzden benim tariflerimde başka herhangi bir
tereddütte kalmayarak rahatlıkla tariflerimi uygulayıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten arkadaşlar tariflerim diyorum çok büyük böyle ekonomik olarak maddi olarak çok masraflı tariflerim değil arkadaşlar. Ve elinden geldiğince diyorum arkadaşlar hepimizin daha kolaylıkla hem yapabileceği hem pratik tarifler hem maddi manevi bizi yormayacak tarifler sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ben kurabiyemin hamurunu yoğurdum ve böyle saklama poşetin arasında küçük el merdanemle bakın arkadaşlar açmaya çalışıp daha sonra bu aparatlarla arkadaşlar birkaç aparatımla şekil vermeye çalıştım ve gerçekten iyi ki de böyle yaptım. Çok da güzel oldu. Şahane oldu arkadaşlar. Sizlerin de uygulamasını, sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bakın bir hamur fakat bir iki dokunuşla ne kadar farklı, ne kadar güzel hal alıyor, bir şekil alıyor, bir durum oluşuyor. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel bir lezzet elde etmiş oluyoruz. Ben arkadaşlar hamur işini çok seviyorum ve hamur oynamayı gerçekten çok seviyorum. Aslında ben yemek yapmayı çok seviyorum. Kendim çok yemem. Fakat yemek yapıp yedirmeyi çok severim. Ben de böyle bir insanım. Arkadaşlar, belki bazılarınız biliyor, belki bazılarınız bilmiyordur. Yani çoğunluk zaten hemen hemen biliyor. Daima arkadaşlarım biliyor burada. Komşularım, arkadaşlarım, yani YouTube arkadaşlarım, komşularım. Ben kanser hastasıyım arkadaşlar. Ve bu kanalı da kendim için, hastalığımı unutmam için biraz bir şeyler yapıp mutlu olmak için açtım. Ve Allah'a çok şükür beğenileriniz, yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Bugüne kadar herhangi kötü bir yorum almadım. Şükürler olsun, hamdolsun Rabbime. Çok güzel arkadaşlarla karşılaştım. Allah'ım devam ettirsin ve gerçekten arkadaşlar var olduğum sürece sizlerle beraberim. Allah uzun beraberlikler versin hepimize, hep birlikte. Bakın arkadaşlar ben kurabiyelerimi daha önceden ısıtmış olduğum ısıya 170 derece ısıya ayarlamış olduğum fırınıma gönderdim, pişirdim ve arkadaşlar fırınımın en alt gözünde kurabiyelerimi pişirdim. Çünkü neden? Altını onu da size söyleyeyim, onu da sizlere açıklayayım. Kurabiyelerimin altı daha güzel kızarsın ve üzeri açık istediğim renkte kalsın diye böyle arkadaşlar. Kurabiyelerin üstünü kızarmasını istemiyorum arkadaşlar. Ben genelde hep böyle bu pişirme yöntemini uygularım. Sizleri de uygularsanız böyle güzel açık renk kurabiyeleriniz olacak arkadaşlar. Ve daha sonra arkadaşlar benim yine evde bulunan arkadaşlar pek fazla bir şeyde kalmamıştı. Biraz bitter çikolatam vardı. Onu benmari usulü böyle erittim ve bisküvi, pardon arkadaşlar, kurabiyelerimin yarısını bakın arkadaşlar o benmari usulü erittiğim çikolatanın içine batırarak uçlarını, uç kısımlarını üzerine de biraz kavrulmuş susam serpiştirerek renklendirmeye çalıştım arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.